PHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde PHP ile ilk dinamik sayfa örneklerini öğreneceğiz. Dinamik sayfa yapmayı, dinamik site yapmayı öğreneceğiz daha doğrusu. Dinamik sayfalar arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz uzantım benim index.php gördüğünüz gibi ana sayfama tıkladığımda hakkımız diye tıkladığımda ise gördüğünüz gibi herhangi bir PHP uzantısı veyahut da ve benzeri bir dosya uzantısı yok. Ve bir içeriğimiz var burada. İçeriğimiz var. İletişime tıkladığımda da aynı. Herhangi bir nokta PHP yok. Hala index.php sayfamdayım. Gördüğünüz gibi index.php sayfamdayım ve birden fazla sayfa açabiliyorum. Index.php sayfasının içerisinde. Yani kullanıcılar ana sayfadan yani index sayfamızdan başka bir yere gitmiyor. Gördüğünüz gibi direkt index.php sayfamıza geliyor. Peki buradaki sistem nasıl çalışıyor derseniz, gördüğünüz gibi şurada PHP'den sonra S diye bir değişken tanımlamışım, sayfaları ifade eden ve hepsi bir şeye eşit. Mesela hakkımızda dersek hakkımızda sayfasına geliyoruz, iletişim sayfasına geliyoruz, blog sayfasına geliyoruz. Eğer burada URL'den herhangi bir şey girmeye çalışırsak bu tanımladıklarımız hariç, blog hakkımızda iletişim hariç, mesela şuraya herhangi bir şey yazalım, deneme ya da deney yazalım, enter'a tıkladığımızda gördüğünüz gibi üzgünüz, aradığınız sayfa bulunamadı gibi hatalar veriyor. İşte bunları bu dersimizde öğreneceğiz. Mantığı oldukça basit. Bu site tasarlamakta, programlamakta ana etkenlerden bir tanesi. Bunu öğrenmemiz şart. Şimdi ben bunu yaptım, tamamladım. Gördüğünüz gibi 3 tane 1, 2, 3, 4, 5 tane sayfa oluşturdum. Bir index sayfam var. Bir tane ana sayfam var. Blog sayfam var. Hakkımızda ve iletişim sayfam var. Gördüğünüz gibi içleri boş. Bunların herhangi bir işi yok. Ve ben bunları başka bir klasörden çekiyorum. Gördüğünüz gibi ana bölümüm dinamik sayfalar. Dinamik sayfa. Dinamik sayfamda index sayfam var. Index.php sayfamın bulunduğu klasörde sayfalar klasörüm var. Çektiğim tüm dosyalar sayfalar klasörümden geliyor. Eğer sayfalar klasörümde tıkladığımda böyle bir şey yoksa hata veriyor. Yani aslında tek bir sayfayla birden fazla iş yapıyoruz. Yani index.php ile birden fazla sayfayı çekebiliyoruz. Bu ne işe yarıyor? Bu bize güvenlik sağlıyor arkadaşlar. Daha güvenli oluyor. Sonuçta sizin ana dizin arkadaşlar, yani ana klasörünüzü, kaynak klasörleriniz URL'de belirmiyor ve bu yaptığınız programlamaları ve tasarımları daha güvenilir hale getiriyor. Şimdi başlayalım. Yeniden oluşturmaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi sildim ben ana klasöründeki dosyaları. Buradakini de sildim. Şimdi sizle birlikte yapacağız. Sizle birlikte yapacağız burada. Şimdi şöyle nasıl yapalım? Evet, tamam. Şöyle ben klasörümde benim PHP, ah bu ne? Geri geleyim. PHP'mde PHP projelerimde, yani projeler klasörümde PHP'mde genel diye bir bölüm oluşturdum. Şimdi burada dinamik sayfa lar diye ya da dinamik sayfa diye bir klasör oluşturacağım. Dinamik sayfalar diyebilirsiniz siz. Dinamik sayfa dedim. Şimdi dinamik sayfa dedim. Burada da arkadaşlar şimdi birkaç sayfa oluşturacağız. Bunun için metin belgesini kullanacağız. Bir index.php sayfamız olacak. index.php sayfamız olacak. Ondan sonra bir de klasörümüz olacak. Klasör. Bu klasörümüz sayfalar klasörümüz olsun. Sayfalarımız bunun içerisinde barınacak. Şimdi burada da arkadaşlar klasör bir index.php ne yapalım? Pardon arkadaşlar. Klasör oluşturdum yanlışlıkla. Sayfalar klasörünün içerisinde dosyalar oluşturacağız. Şöyle kaç dosya oluşturacağımızı düşündük bir an. Kafam gitti oraya. Şimdi ana sayfamız olsun. Bir ana sayfa. Yani otomatik olarak gelecek sayfa inch diyorum arkadaşlar. Inch include içermek. Yani içereceğimiz include
Ana sayfa ink.php. Şimdi bir tane dal oluşturacağız. İletişim hakkımızda blok dosyaları oluşturalım. Şimdi hakkımızda oluşturalım. Hakkimizde Türkçe karakter yok. Ink.php diyorum. Ink'i anladınız arkadaşlar. Ne demek ink? Şu an dosyalarımız uzantısı PHP. Include oluyor. Şimdi dersin ortalarına doğru neden ink koyduğumu daha iyi anlayacaksınız. İsterseniz koymayabilirsiniz tabii ki. Hem de evet diyoruz. Şimdi hakkimizde inç şimdi nokta PHP iletişim ink nokta PHP sonra bir tane daha oluşturalım. Buraya da ne diyelim? Siz söyleyin. Neydi? Blok. Bir de blok oluşturalım. Blok ink nokta PHP diyelim. Evet. Evet. Tamam şimdi. 4 tane sayfamı oluşturdum. Klasörüm var. Index PHP'mi açıyorum şimdi. Index PHP'mi açtım. Notepad++'la bende otomatik olarak açılıyor. Bunu arkadaşlar Ctrl V ile yapıştırdım. Doge type'ı. Direkt Dreamweaver'dan alabilirsiniz. Bir HTML klasör oluşturdum. Dreamweaver'la HTML ile açtığınızda bir HTML dosyası açtığınızda kaynak bölümünden, kod bölümünden direkt kopyalayabilirsiniz veyahut da Google'dan bulabilirsiniz. Yani bunu ezbere bilmediğim için direkt kopyalayıp yapıştırdım. Açıkçası ezberlemekte üşeniyorum bunu. Yani ezberlemekten ziyade yazmaya arkadaşlar. Şimdi geçelim HTML kodlarımızı yazmaya başlayalım. HTML tagimizi kapatalım. HTML tagimizi kapatıyoruz. HTML tagimizi kapattık. Fazla acele etmeden arkadaşlar orta seviyede gideceğiz. Bölüm bölüm yayınlayacağım bu dersleri. Şimdi HTML, yani hepsini bu derste yapmayacağız. Sıkılırsınız, pardon. Body heat taglerimizi yazalım. Heat taglerimizi de unutmayalım. Dur, body'yi kapatalım. Heat taglerimizi yazalım. Çünkü CSS tanımlayacağız. Başlık koyacağız. Heat taglerimizi yazıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Şu HTML bölümü bu kadar. Yazmamız gereken bölüm bu kadar. Şimdi şunları biraz ayıralım şöyle. Şimdi title'ımızı yazalım. Title'ımızı kapatalım. Evet. Şimdi ne yazalım buraya? Pro PHP hocam. Dinamik sayfa örneği. Örneği dedik. Şimdi CSS'imizi tanımlayalım. Style, type, bir style tanımlayalım, stil tanımlayalım. Text, CSS. Style, freestyle. Evet, şöyle şuradaki boşlukları alalım. Şimdi başlayalım. CSS'lerimizi tanımla. Öncelikle body tag'imizi tanımlayalım. Genel bir body kuralı tanımlayalım. Sonra içeriği yapalım. Div'lerimizi oluşturalım. Body CSS'i tanımlıyoruz. CSS derslerimiz ayrıyetten olacak. Bunları biliyorsunuzdur arkadaşlar. Yani şu an yapacaklarımı. Şimdi bunları da ezberlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Böyle yani bu işler. Font, family. Öncelikle bir yazı tipi belirleyelim. Font family Verdan olsun. Font size belirleyelim. Font size. O da 12 piksel olsun. Şimdi body'den sonra bir de teklerim linklerimize stil verelim. Ne verelim? Yine font color'la margin right verelim. Color linklerim siyah renk olsun arkadaşlar. 0 0. Bir de boşluk verelim. Margin boşluk right. Sağdan boşluk verelim çünkü diyelim linklerim şöyle olacak. Ana sayfa. Sonra diyelim hakkımızda olacak. Hakkımızda ile ana sayfanın arasında boşluk olması lazım sağdan. Eğer boşluk marjinalsek böyle bir çık olur. Anladınız sanırım. Şimdi şurayı silelim. Margin right. Oraya da bir 5 piksel verelim. Kaç piksel boşluk verelim? Aslında 5 piksel az olur. Ona da 12 piksel diyelim arkadaşlar. Şimdi bir divlerimizi oluşturalım. Sonra menümüzün ve header'ımıza ve içeriğimize. Yani 3 tane bölümümüz olacak. Onları da CSS tanımlayacağız. Div ID diyelim. ID tanımlayacağız. Class değil arkadaşlar. İsterseniz class'ı da tanımlayabilirsiniz. ID ile class'ın farkını PHP hocamla anlatmıştım CSS derslerinde. Div'imi kapatıyorum. Evet. Şimdi 3 tane olacak bundan. Kopyalamayayım ya, yazayım. Yazmakta sürekli fayda var arkadaşlar aslında. Bazen üşengeçlik yazıyorum. Kopyalıyorum. Hızlı çalışmak açısından. Video fazla uzamasın diye.
değil. Ne kadar kendinizi geliştirirseniz hız konusunda o kadar iyidir. Fakat hızlı yapacağım diye hata yapmayın arkadaşlar. Genelde en çok yapılan hata bu. Hızlı kodlama yapacağım diye hatalarla karşılaşır. Şimdi divimiz ilk bölümümüz header olacak. Header bölümümüz olacak. Banner'ın falan olduğu bölüm. Ve oraya arkadaşlar H1 ile şöyle bir başlık koyalım. H1. H1 ile bir başlık. Ne diyelim? Pro PHP hocam. Online yazılım eğitim merkezi. Yazılım eğitim merkezi. Evet. Şimdi bir de neyimiz olacak? Menümüz olacak. Menü. Bir de içeriğimiz olacak. İçerik. Şimdi menümüzü tanımladık. Menümüze linkler vereceğiz. Ahref. 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 Böyle ezberleyeceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş alışacaksınız kodlar yazmaya, ezberlemeye. Kağıtta da çalışabilirsiniz öncelikle ya da böyle direkt bilgisayarda çalışabilirsiniz. Ben bilgisayarda çalışıyordum, daha çok hoşuma gidiyordu. Fakat kağıtta da çalışmak zaman zaman faydalı oluyor. Zaman zaman değil, faydalı oluyor aslında. Ana sayfamız olacak. Ana sayfa. Ana sayfa. Ana sayfa. Şimdi ana sayfamız. Ana sayfamız. Ahref. Klavyeye de alışmak çok önemli arkadaşlar. Klavyenize bir kere alıştın mı, diğer klavyelerde biraz zorluk çekebilirsiniz. Ana sayfa hakkımızda, sonra ahref. Böyle baştayken arkadaşlar end'e basıyorum. Klavyenizde end vardır. O satırın sonuna getiriyor sizi. Diyelim mesela şu ahref'in başındayım. Buradayım. Direkt sona gelmek için, A tekinin sonuna gelmek için End'e basıyorum. Başa getiriyor. Home'a basıyorum. Başa getiriyor. Page up, page down var arkadaşlar. Onları da kullanabilirsiniz. Her neyse. Hakkımızda. Bunlar da pratik bilgiler. Hakkımızda iletişim sayfamız olsun. İletişim. Türkçe sorunlar çekebiliriz arkadaşlar. Şuraya hit taglerini Türkçe karakter tanımlamadık. O yüzden siz onları yaparsanız onları Google'dan araştırabilirsiniz. Kolay şeyler arkadaşlar. Türkçe karakter sorunu yazsanız çıkıyor zaten. Ufak bir pardon. Ufak bir tek arkadaşlar. Tek yazıyorsun. Meta tek. Blok. 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 Şimdi. Ana sayfamızın linki ne olacak? Index.php olacak. index.php hakkımızda sayfamızın linki ne olacak? index.php soru işareti s eşittir. S ne arkadaşlar? S URL değişkenimiz, sayfaları temsil ediyor. Sayfanın ilk harfi. İstediğinizi koyabilirsiniz buraya. Sayfa k, j, g ne koyuyorsunuz koyun arkadaşlar. Sonra değişkeni ne eşitleyelim? Hakkımızda ya. Hakkımızda. Şimdi hakkımızda index.php php soru işareti s pardon soru işareti ise eşittir iletişim index.php soru işareti ise eşittir soru işareti ise eşittir blok. Şimdi bir Ctrl+S ile kaydedelim. Şu an stilleri vermediğimiz için, CSS tanımlamadığımız için kötü bir görüntü oluştu. Oluşacak daha doğrusu. Tam istediğimiz görüntüye ulaşamadık. İndeks sayfamı gönderiyorum. Şimdi şurada giriyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey çıktı. Türkçe karakter sorunları var arkadaşlar. Önemli değil. Onları halledersiniz. Tıkladığımızda gördüğünüz gibi hakkımızda giriyor. URL'i alıyor. Şu an ana sayfada index.php. Şimdi şu ana sayfanın menünün altına bir çizgi çekelim. Şu header'ımızı, içeriğimizi genel olarak bir ortalayalım arkadaşlar. Evet, ortalayalım. Şöyle yapalım. Öncelikle CSS'lerimizi tamamen tanımlayalım. Şöyle yapalım. Dolar işareti menümüze öncelikle. Menümüze dolar diyorum. DS işareti arkadaşlar. DS. Kare işareti telefonlarınızdaki artık her ne diyorsanız. Menü. Menümüze link verelim. Font size'ını verelim. Font size'ını verelim. Evet, font size. Menümüzdeki linklerimiz biraz büyük olsun. 15 piksel dedim. Sonra altına çizgi çekeceğiz demiştik. Border. Alt tire bottom. Tire bottom. Yani altına menümüzün, divimizin altında bir çizgi oluşacak. Ve o çizgiye de 2 piksel olsun. Solid olsun. Rengi de siyah olsun onu da. Siyahtan gidelim. Şimdi margin right ve margin left yapmamız lazım. Margin left diyelim. Left.
Margin right diyelim öncelikle. Sağ yapalım. Margin right. Auto. Margin left. Auto. Şimdi width diyelim. Genişliğimizi verelim. Width. Kaç piksel olsun? 650 750 yapalım. 750. 750 piksel. Padding de verelim. 5 piksellik de bir padding verelim. Evet. Şimdi menümüzü tamamladık. Neyimiz var? Header'ımız var. Header'ımızı ve içeriğimizi aynı CSS'e tanımlayabiliriz. Pardon arkadaşlar. Telefon çaldı. Şimdi devam edelim. İçerik. İçerik diyoruz. İçeriğimizi de yapalım. Şimdi içeriğimizin CSS'ini de verelim. Ne verelim? Margin. Margin. Left diyelim. Left. Auto. Margin right. Önce sağ yapalım. Sağ. Ben hep sağ yapıyorum önce. Neden bilmiyorum. Margin right, margin left. Auto. Evet, margin right, margin left. Width genişliğimizi verelim. Width. Buraya fazla bir şey tanımlamayacağız. Width. Width'i doğru yazdım değil mi? Width. Evet. 750 piksel diyelim ona da. Kayma olmasın. Üsttekine de 750 piksel dedik menümüze. Padding'e de 5 verelim. Padding. Padding. Margin right, margin left, sağ ve soldaki boşlukları otomatikman kendi veriyor arkadaşlar. Ayarlıyor yani. Bizim tanımladığımız 750 pikseli ortalıyor. Sağ ve sola otomatik boşluk veriyor. Bu. Dur. Piksel. Şimdi kontrol S edelim. Kaydedelim. Header menü içerik. Header içerik menü. Tamam. CSS'lerimizi tanımladık. Gönderelim bakalım. Evet, gönderiyoruz. Yenileyelim tekrar. Gördüğünüz gibi şöyle hoş bir görüntü oldu şimdilik. Şimdi şu şeylerimizi de tanımlayalım. Hakkımızda, iletişim, bu sayfalarımızda da bir şeyler yazalım. Fakat bunları dediğim gibi arkadaşlar çağıracağız. Yani index.php sayfamızda olacak hepsi. Ana sayfamızın içerisinde. Şöyle yapalım. Şuradan sayfalardan şunları da açalım. Notepad'imizle. Plus plus'la. Notepad plus plus'la. Evet, bunlar ben arkadaşlar video uzamasın diye otomatikman yaptım bunları. Bakabilirsiniz. Bir H2 tanımladım. Ufak bir yazı. Ana sayfa inç. Bloğun içerisinde şöyle H3. Gördüğünüz gibi H3 ile ufak bir yazı. Yani herhangi bir kodlama yazmadan şöyle ufak tefek yazılar var. Siz bunları yazabilirsiniz şu an videoyu durdurup. Zaten bunları da yazabiliyorsunuzdur. Herhangi bir şey yazmanız yeterli. Şimdi bunları da server'ıma atacağım. Sayfaları da atıyorum. Bu dersi burada bitireceğim arkadaşlar. Sayfalarımı attım. Bu dersi burada bitireceğim. Bir sonraki dersimizde de diğer kodlamalarımızı yapacağız. Yani asıl kodlarımı PHP kodlamalarımızı yapacağız. Şu an PHP'ye fazla değinmedik. İçerik bölümünde kodlamalarımızı yapacağız. Şu anki dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.